Mesela örnek vermek gerekirsek, dikkatinizi çektiyse birçoğunuz belki fark etmişsiniz. Açın mesela YouTube'a bakın. Mesela bir müzik, bir video klip 6 milyar kere izlenmiş. 6 milyar. İslami bir videoya bakın mesela. İzlenme oranı binlerde. Bakın daha yüz binlerde dahi değil. Çoğu, genel olarak söylüyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama buradaki ölçüyü siz anlayın. Yani insanlar gerçekten dini mi seviyorlar, yoksa dünya hayatını mı seviyorlar? Buradan anlıyoruz ki insanlar dünya hayatını daha çok seviyorlar. Yani bu hangi din olursa olsun, ister batıl dinler olsun, ister hak din olsun, İnsanların din gibi bir dertleri yok. İslam'ın karşısındaki en büyük problemlerden bir tanesi de dünya hayatıdır. Dünya hayatıdır. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ Yani Allah Azze ve Celle yerleri ve gökleri bir oyun olsun diye yaratmadı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin insanları yaratma gayeleri var. Ve Allah Azze ve Celle başka bir ayette diyor ki, dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُتِيقُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Devamında diyor ki, eğer inanır, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı da hepsini almaz. Yani korkmayın. Korkmayın, Allah Azze ve Celle sizden mallarınızı hepsini istemez. Mükafatlarınızı almaz. Eğer Allah'tan korkarsanız, sakınırsanız ne diyor? Allah Azze ve Celle sizin mallarınızın tamamını almaz. Korkmayın yani. Yeter ki siz ne yapın? Yeter ki siz Allah Azze ve Celle'den korkun. Bakın Allah Azze ve Celle yine aynı ayetin benzerinde şunu söylüyor. Dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte bu gerçek hayat odur. Keşke bir bilselerdi. Yani Allah Azze ve Celle dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söylüyor. İnsan için böyle olduğunu söylüyor. Bakın insan için böyle olduğunu söylüyor. Çünkü insan dünya hayatını kendine ancak oyun ve eğlence edinirler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin oyuna ve eğlenceye ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle insanları kendisine kulluk edilsin diye yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Ve bununla beraber kardeşler, bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Yani neden öyle diyorum? Çünkü Allah Azze ve Celle bütün insanlığı ancak kendisine kulluk edilsin diye yarattı. Ve bunun dışındaki dünya hayatının peşinden gitmek, işte İslam'ın önündeki en büyük fitnelerden bir tanesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kendimden sonra bıraktığım en büyük fitne dünya hayatı ve maldır diyor. Başka rivayetlerde kadındır diyor. Ve mesela bak şu ayette olduğu gibi. Diyor ki Allahu yapsutu rizqa limen yasha'u ve yaqdiru ve farihu bil hayati dunya ve mal hayatu dunya fil ahireti illa mata'un. Allah rızkı dilediğine bol verir. Dilediğinden de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki bakın dikkat edin, dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadır. Başka bir şey değildir. Çok az bir metadır. Bundan dolayı bunun örneklerini çoğaltabiliriz kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisinde olduğu gibi. Yani diyor ki ahiretin dünyaya göre durumu şu şekildedir diyerek tarif ediyor. Sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer diyor. O kişi parmağını ne kadarcık bir su ile döndüğüne bir baksın. Baksın ne kadar su ile döndü? Hiçbir su. Sadece bir ıslaklık. Başka bir şey değil. Bu sebepten dolayı dünya hayatı boş, geçici. Bakın bizim sürekli övdüğümüz, kendine Müslümanım diyen insanların sürekli övdüğü Ashab-ı Suffe. Bakın Ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm diyor Ebu Hureyre. Bunu İmam Buhari naklediyor bu hadisi. Diyor ki onlardan tek kişinin bile üzerinde bütün vücudunu örtecek bir elbise yoktu. Ya belden aşağı giyilen bir izar ya da belden yukarı giyilen kısa vardı. Elbiselerinin boyunlarına bağlarlardı mesela. Bunların bir kısmı baldırlarının yarısına,
bir kısmı da topuklarına erişirdi diyor mesela. Avret yerinin görülmemesi için elbisesini eliyle toplardı diyor. İşte kardeşler, işte ashab-ı suffe böyleydi. Yani dünya hayatına dönüp bakmazlardı bile. Dünya hayatını düşünmezlerdi bile. Bu ister dünyalık mal olsun, istersen insanın hoşuna giden dünyalık metalar olsun. Fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şey dünya hayatına dalmamak. Dünyada bir yolcu gibi olmak. İbn Ömer naklediyor diyor ya hani, siz de hatırlarsınız. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol ya. Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al diyor mesela. Yani yolcu garip ne demek kardeşler? Yani çoluk çocuğundan, memleketinden uzak bir kimse demek yani. Yani dünyaya bağlanma. Sen bu dünyada kalıcı değilsin. Bir yolcu gibisin. Bir misafir gibisin. Onun için bırak. Artık Allah'tan kork. Dinine ne yap? Dinine yönel. Ona kulak ver. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.